Merhaba canım takipçilerim ve şimdi yeni bir günle daha birlikteyiz. Bugün astroloji eğitimim oldu ve astroloji eğitimimin ilk günü. Bugün gerçekten bir taraftan da yani siz bu videoyu seyrederken e, bu videoyu muhtemelen 7 Haziran'da seyrediyor olacaksınız. Ve e, 7 Haziran'da özellikle bu videoyu seyrettiğinizden dolayı e, bugün astroloji eğitimim olmuş olacak bugünün akşamında olduğundan dolayı o yüzden bugün astroloji eğitimim ilk günü oldu ve bugün hemen kayıt olabilirsiniz bugün kayıt olursanız zaten eğitim kayıtlı olmuş olacak kaydedilmiş olacak bugün kayıt olursanız sonrasındaki sürece çok rahat bir şekilde özellikle katılabilirsiniz katıl butonundan jüpiter üyeliğini alacaksınız 350 liralık o kadar başka bir şey yok aldığınız zaman hem astroloji eğitimime katılmış olacaksınız her pazar günü olacak. Şimdi bugün başladı ama bugün astrolojik olarak iyi olduğu için başladı yedisinde. Ama e, bu cumartesi günü tekrar cumartesi akşamı ve pazar akşamı arka arkaya eğitim olacak. Onlar da kayıtlı olacak ve sonrasında da her pazar günü yapacak olarak devam edeceğiz. Sadece e, sadece 25 ve 26'sı hafta sonu yani Haziran'ın 25-26 hafta sonu pazarı olmayacak. Ama onun dışında işte 7'sine başlıyor. 11 12 sinde olacak. 19'unda olacak. 26'sında yok. Ondan sonra Temmuz ayı 5 hafta sonu. 3'ü, 10'u, 10 17'si, 24-31 olacak. Ve belki Ağustos ayına da uzatacağım. O zaman da 7, 14, 21, 28 olmak üzere her pazar akşamı. Özellikle Türkiye saatiyle olacak. Ee, onu e, söyleyeyim e, size. E, buradan Bu yanında Mucizenin Yarat eğitim serim var içinde. Benim 25 yıldır bu alanda öğrendiğim, bildiğim her türlü her şey. Ve e, bütün oradaki bilgilerimi, hayat ne, neler işe yaradıysa, neler mucize yarattıysa, işte annemin öldürülmesi, işte ölümü kayboluşu, babamın ölümü öldürülmesi de kayboluşu, işte ya da hayatımda yaşadığım bütün olaylar, bütün bunların hepsinin yanında neler yaşadıysam ve her neler olduysa ve bunların içinden nasıl çıktıysam yani ve hayatımı bu noktaya nasıl geldiysem bütün teknikleriyle, farkındalığıyla, bilgisiyle kendinizi yaşama, hayatı daha iyi anlamanız, hayatınızda mucizeler, şifalar yaratmanız, hayatınızda yaratımlar yaratmanız, astroloji haritanızda bir şeyleri daha iyi bir noktaya götürmeniz için de ayrıca orada bir eğitim veriyor olacağım. Bunun dışında 6-7 saatlik sözcüklerin gücü eğitimi var. Kayıtlı zaten her ay yeni ayda yeni ay toplu enerji açılı çalışması meditasyonu yapıyorum. Bir de her ay soru cevap yapıyoruz. Bütün hepsine katılabileceksiniz. Kendi emojileriniz olacak. Ön sırada çıkacak. Benim YouTube kanalımda özellikle. Bütün hepsinden maksimum seviyede fayda ve bilgi elde edebileceksiniz. Evet. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. 9 Haziran tarihine bakacağız. Hep beraber bakalım. 9 Haziran tarihi nasıl bir gün ve nasıl bir etki içinde ve bize neler veriyor hep beraber bunu e, görelim mucizeler ve güzelliklerle bir gün olsun şimdi 9 Haziran bir kere kötü bir gün değil tamam mı kesinlikle iyi bir gün Jüpiterle ay karşılıklı Jüpiter ay Mars karşılıklı Hatta Neptün Jüpiter Mars birleşik karşısında ay var yani ilişki hayatı ile ilgili duygusal konularla ilgili bir kere çok güzel bir gün Burada bir mutluluk var. Burada bir şifa var. Burada bir rahatlık var. Burada çok olumlu ve güçlü bir etki var. Ama hemen gece saat 12'den itibaren değil de. Gece saat hemen söylüyorum. Gece saat özellikle 2'den itibaren çok iyi bir zaman dilimine giriliyor. Daha rahatlatıcı, şifalandırıcı, olumlu yönde etkileyici bir etki var. Parayla ilgili güzel bir dönem. Son olumlu ve pozitif yönde etkilerin olduğu bir dönem. Saat e, 2'den e, bu saat yaklaşık olarak ben size hemen söylüyorum. Saat 2.40'a kadar sürüyor. E, bu zaman dilimini özellikle para, şans, bir şeye başlayacaksınızdır, bir şey yapacaksınızdır. Burada özellikle değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben burada birazcık hızlı ilerlemek istiyorum. Sabah bu saatlerini geçip. E, sabah işte saat... 3'ü 10 geçeden yaklaşık 4'e kadar olan dönemde seyahatlerle ilgili pozitif yönde açılar var. ama tabii çok çok erken bir saat yani hani ondan sonra herkes o saatte yolculuk yapacak diye bir şey yok. sonraki şimdi buradaki saatleri çok beğenmedim. birazcık daha bir tık daha hızlandıracağım. Sabah saat 6.30'a özellikle gitmek istiyorum. Ha sabah saat 6'yı böyle 10 o çeyrek geçe. Den itibaren İş hayatıyla ilgili kazançlarla ilgili evle ilgili toprakla ilgili çok güzel ve çok pozitif çok olumlu bir sürecin ve bir etkinin içine giriyor. Kesinlikle çok güzel çok olumlu çok pozitif bunu bir kere vurgulamak istiyorum. Ve bu saat dilimi sabah saat 6.30 6'yı çeyrek geçiren saat 8'e kadar sürüyor. 8'e kadar sürüyor hatta 8'i e 10 geçimi hemen bir dakika bakalım. Evet 8'i 10 geçeye kadar sürüyor. Ee, kesinlikle çok güzel, çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü ee, bir açığı ve bir etkinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Bundan faydalanmanızı özellikle çok tavsiye ederim. İş hayatıyla ilgili yeni bir şeye başlamak istiyorsanız e, kesinlikle güzel. Şimdi sonra saat e, 8.30 sırasına geldiğimiz zaman saat 8.30'dan itibaren hatta 8.35'ten itibaren... Özellikle devlet, mahkemeler, davalar, evrak, kağıt işlemleriyle ilgili, devletle ilgili başvurularla ilgili ve iş hayatına, kariyer hayatını yükselmekle ilgili kesinlikle çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü bir açını ve bir etkinin olduğu bir zaman diyebiliriz. Buradan ee, kesinlikle faydalanabilirsiniz ee, derim ben. E, şimdi <laughs> bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Saat 8... Ee, buçukta başlayan bu zaman dilimi de yaklaşık olarak herhalde saat ee... dakika ee, saat ona kadar sürüyor diye düşünüyorum. Hemen bir dakika bakacağım. Wow, bayağı sürüyormuş. 10 hat ona kadar değil. Ee, 11'e kadar sürebilir bu. Yol. 10.40'a kadar sürüyor. 10.40'a kadar sürüyor. 10.40'a kadar güzel. Sonrası olmuyor. Ee, sonradaki açı olmuyor. Ee, onu bir kere söylemek istiyorum. Ee, saat e, 14. Çok güzel. Yani bir dakika tam 14 değil. Ee, şimdi bunu birazcık ilerleteceğim. Bir şey gördüm çünkü. Ha yok hayır evet 14 14 çok az bir şey 1430 mu yaptım bir dakika ne oluyor 14.30'da oradan çıkıyor ama hala orada nasıl yapabiliriz ee, bir dakika birazcık daha hızlı bir etki görmek istiyorum şimdi burada isili kötüsüyle bir güçlü bir etki var sonuç olarak ama ben daha farklı bir şey bir taraftan istiyorum orada ruhu birinci evde kötü ay var yok hayır ee, birazcık daha bu olayı e, ilerletelim tamam mı daha farklı bir şey istiyorum burada ee, 15-30 şimdi bir kere 14'ten itibaren ilişkiyle ilgili çok güzel çok pozitif çok güçlü bir açı ve etki var o konuda netiz tamam mı ama e, bu 14'te başlayan etki e, ben size söyleyeyim yaklaşık olarak saat e, 15.50'ye kadar mı sürüyor? E, 15.50'ye kadar sürüyor. Tamam mı? 15.50'ye kadar sürüyor. E, 15.50 sıraları kesinlikle çok güzel. 15.50 kesinlikle çok güzel ama 15-50'den sonrası değil 15-50 çok güzel ve bence size şöyle bir şey söyleyeceğim İlişkiyle ilgili çok güzel bak bir gün bunu vurgulamak istiyorum gerçekten yani gerçek anlamıyla bunu vurgulamak istiyorum 1550 50 15-55'e kadar sürer mi eee sürüyor eee hatta 16'ya kadar bir dakika nerede burada eee Yükselicisi. Ha şurada. Tamam. Ee, bir dakika. 15 yap. Ha. 15.55 22 27. 7. ayı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ee, kesinlikle güzel oluyor. Ee, bir dakika 16'ya bakmak istiyorum. Bir, şey deniyorum. Ee, bir şey deniyorum. Ha, çıktı. Olmadı. 15.50 ile 15.55 arası son. 15.55'i geçti mi olmuyor. Kötü oluyor. Tamam yani sonuç olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Saat 14 ile saat 14 müydü? 14 10 geçe miydi? Evet. 14 tane itibaren tamam mı? 14, 15'ten itibaren özellikle ee, bir dakika hatta bir daha bakacağım, bir daha kontrol etmek istiyorum. 14, 15'ten. Evet. 14, 10'dan itibaren de başlayabilirsiniz. 14, 10'dan itibaren özellikle güzel. Hatta 14'ten başlayabilirsiniz ya. Yani. 14 yok yok, 14 oluyor. Ya burası çok önemli çünkü çok güzel bir açı var burada tamam mı? Yani saat 14'ten itibaren de direkt başlayabilirsiniz. Güzel güzel yani 14'ten itibaren de pozitif olumlu yönde bir etki oluyor. Çok beğendim, bayıldım. İnanılmaz şekilde güzel. Sonrasında ee, sonrasının devamındaki değil burası. O ara ilişki hayatıyla ilgili bir şey başlamak için, adım atmak için, konuşmak için, harekete geçmek için, her türlü şey için muhteşem mutlaka değerlendirin diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu can sizi çok seviyoruz. Sevamayacağım. Hoşçakalın. Bye bay.